Saatimiz 8'i tam 18 dakika geçiyor. Gün başlıyor. Artık alıştığınız üzere Medya Kritik'le, yani köşe yazarlarının yorumlarıyla devam ediyor. Habertürk'le başlayalım. Umurtalı'nın yazısını aktaralım. Daha sonra yine değişik konularda değişik köşe yazarlarının yorumlarına yer vereceğiz. Umurtalı, Duvarlar başlıklı bir yazı kaleme almış bugün. Bakın neler diyor. Hayat ve tarih duvar inşasıyla geçmiştir. Bina yaparlar, saray yaparlar, sur yaparlar, hepsine taparlar. İsrail Filistinlileri duvarın ardına koydu mu? Koydu. Peki Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Aynı İsrail firmalarıyla Meksika sınırına BİM koydu. Duvarları yapan Yahudi, Arap, 82 milletten Amerikalı işçilerin de aşamadığı duvarlar vardır. Servet, statü, rütbe, makam hep duvar yapar. Etnik ve dini kimlikler de. Irak'ta, Suriye'de olanlar, ötekinin girmemesi, yaşamaması, var olmaması için kanlı duvardır. Batı'nın İslam fobisi, El-Kaide'lerle, satırlı elemanlarla pekişerek duvar tahkim eder. Aynı beyaz adam, kendi içinde de ötekine duvarlar koyar. Siteler, kimi caddeler, kimi semtler, kimi binalar, ya sanal ya harbiden duvarlar. Yoksul çocuklardan, eski asker ve polislerden üç paraya dikilen güvenlik orduları, ki kimi üniforma giyince o sınıfa atladığını sanır, duvar bekçileri yapılır. Sadece bedenlere değil, fikirlere de duvarlar konur. Cinsiyet ayrımcı duvar da olur, çocukları ayıran da. Emrah Uçar'ı bilir misiniz, hatırlar mısınız? Duvarların önünden çoktan uçtu. Böyle bir mevsimdi, 16 yaşındaydı. Önünde bir hayat ve o gün bir de deniz vardı. Babası askerdi, uzman çavuştu. Babası savaş süresince her an ölümün kıyısına gidebilirdi. Ama Emrah bir askeri tesisin deniz kıyısına yanaşamadı. Arkadaşlarıyla kapıya geldi. Ötekilerin babası biraz daha üst olduğu için alındı. Onu almadılar ve denizi görünce... Sevgili Orhan Veli, şaşırdı çocuk. Dikenli tellere, duvarlara koştu içeri girebilmek için. Oracıkta cereyana kapıldı. Duvarın önüne yığıldı. Cereyan haddini bilmeyene hücum ediyordu işte. Bir ordu evine gidip bir çay içmek istese de duvar olacaktı önünde. Gidemedi zaten. Bir servis otobüsünde ön koltuklar boş, arka koltuklar dolu olsa yine arkaya gitmek zorundaydı. Binemedi zaten. Bırak işçi tulumunun tozunu, kirini, boyasını, sözde kutsanan üniformanın hali de buydu. Sınıf budur zaten. Kimileri başörtülü kızlara duvar dikip cumhuriyeti koruduğunu sanmıştı. Başörtülü kadınlar eve, şirkete, okula hizmetçi girebilir ama başka işte çalışamaz. Üniversiteye, kışlaya giremez. Öyle her yere yanaşamazdı. Cumhuriyet böyle avuturken kendini başka şeyler oldu. Şimdi başörtülü kadınlardan, kızlardan, onların dışlanmışlığından da oy almış iktidar başkalarına duvarlar çekiyor. Bir bölümü hep sınıfsal, kentsel dönüşümle yoksulları sürmek, örgütlenmeyi engellemek gibi. Bir bölümü ideolojik, alkol duvarı vesaire gibi. Bir bölümü siyasi, barış yapıp çok önemli duvarları kırarken dahi içte dışta savaş duvarları gibi. Tabii haykırabiliriz. O duvar, o duvarınız bize vız. Sonra gider, kendi duvarlarımızı da koyarız demiş Duvarlar başlıklı yazısında Umur Tarım. Sabah gazetesinden Mehmet Barlas'ın köşesine bakalım. Muhalefeti iç düşman olarak gören rejimler diyor Mehmet Barlas. Gerçek yaşamın akışına da televizyon dizilerinin, senaristlerinin dizinin akışına hakim oldukları gibi hükmedebilsek hayat ne kadar kolaylaşırdı. Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem'i oynayan Meryem Uzerli bunalıma girip Almanya'ya gidince dizi Hürremsiz bir döneme girecekmiş. Senaryoda Hürrem Sultan birkaç haftalığına Şehzade Mehmet'in yanına Amasya Sancağı'na gönderilecekmiş. Mesela gerçek Hürrem saray entrikalarındaki rolünden bunalıp ana vatanı olan Lehistan'a birkaç haftalığına olsun gidebilseydi belki bu sayede makbul İbrahim Paşa maktul İbrahim Paşa olmazdı. Belki Kanuni İbrahim Paşa ile birlikte Roma'yı da fethederdi. Ne var ki gerçek hayatta olayların akışına da aktörlerin konumuna da senaristler karar vermiyor.
Ülkelerin iç dinamikleriyle dış konjonktürün iz düşümünde olaylar şekilleniyor. Gerçek hayatın aktörleri yelkenlerini ters rüzgarlara açmadıkları sürece rollerine devam ediyorlar. Ama bazılarının ihtirasları akıllarına ve global gerçeklere ağır basınca o aktör sahneden zorla çekiliyor. Şu anda bu konumda bulunan aktör Beşar Esad. Kendi halkıyla savaşan, kendi vatandaşlarının tepesine bombalar yağdıran bir siyasetçinin bu zaman diliminde koltuğunu koruması mümkün olabilir mi? Özetle Türkiye'nin hayat tarzı olarak çoğulcu demokrasiyi seçmesi, siyasi kaderinin Orta Doğu'dan kopması anlamını da taşıyor. Bu, iç düşman aramak yerine halk desteğini almak gereğini getiriyor yönetimlerin gündemine. Muhalefetin karşısına tankla ve topla değil, icraatla ve hizmetle çıkılıyor. Beşar Esad dostluk döneminde Başbakan Erdoğan'ın tavsiyelerine kulak verseydi ve bir seçimle demokrasiye adım atabilseydi bu ülke şimdi ne kadar farklı bir konumda olurdu diyor Sabah gazetesinden Mehmet Barlas. Yine Habertürk gazetesine dönelim. İhsan Bal'ın köşesine bakalım. İhsan Bal, içimizde bir takım beyinsizlerin işlediği yüzünden hepimizi helak edecek misin diyor yazısında. Öfkeyle, kinle, nefretle gerilime geçmiş, eline geçirdiği her türlü silahı karşılaştığı sorunları çözmekte kullanan, hiçbir kural tanımayan bir insan tipiyle karşı karşıyayız. Yetkilerini ve meşruiyetini dinden aldığını söyleyen bu hastalıklı tip, son yıllarda daha da arsız ve görünür hale geldi. Yaptığına utanmadan cihat diyor. Sadece batıya değil, İslam dünyasına da savaş açmış halde. Bu gözü dönmüşler, kendileri gibi düşünmeyen herkesi boğazlamayı büyük bir kahramanlık olarak görüyor. Bir bakıyorsunuz İstanbul'da Ramazan ayında yaptıkları saldırılarla 57 kişiyi katledebiliyorlar. Bir başka gün Amerika'da İkiz Kuleleri yok edip 2976 kişiyi öldürüyorlar. Kabil'de, İslamabad'da, Şam'da, Bağdat'ta, Londra'da veya Madrid'de hep aynı şeyi yapıyorlar. Bütün bunları kendileri adına yapsalar bir derece makul görülmezler ama en azından sorumlulukları bireysel olur. Hepimizin adına yaptıklarını söylüyorlar. Oysa onlara böyle bir yetki verdiğimizi hiç hatırlamıyoruz. Boston saldırısından sonra Londra'da yine karşımıza çıktılar ve hepimizi sanık sandalyesine oturttular. Mihail Adebayo Hristiyan bir ailede büyüyor. Daha sonra Müslümanlığı seçerek dinini değiştiriyor. Onu farklı kılan ne Nijeryalı olması ne de Hristiyan geçmişi. Farkı yeni Müslüman ve İngiliz kimliğiyle Londra'nın önünde güpegündüz elindeki satırla bir İngiliz askerini öldürmesi. Kendisinin ve arkadaşının tereddüt yaşamadığı ve çok soğukkanlı bir şekilde hareket ettiği göze çarpıyor. Kısa süre önce gerçekleştirilen Boston saldırısında da Amerikan vatandaşı Çeçen asıllıların aynı soğukkanlılığı gösterdiğine tanık olmuştuk. Zira kamera kayıtlarında onları bombaların patlamasını seyrederken görmüştük. Bu saldırganların amaçları ülkelerini veya dinlerini kurtarmaksa hep beraber haykırmalıyız ki bu amaç bu yöntemle asla gerçekleşmeyecek. Her saldırının arkasından hedef tahtasına konulan, saldırılara uğrayan, kendini çaresiz ve kuşatılmış hisseden bizleriz. Londra saldırısından sonra İngiliz biçare Müslüman kadın mikrofona işlemediğim suçlar için özür dilemekten artık yoruldum, bitap düştüm diyordu. Ne kadar acıklı ve trajik. Bazılarını duyar gibiyim. Çeşitli kimliklerimiz var. Neden Müslüman kimliğimden hareketle Müslümanlar adına işlendiği iddia edilen cinayetlerden utanayım? Dünyada nasıl algılandığımız, kendimizi nasıl tanımladığımızın önüne geçebiliyor. Herhangi bir Batı ülkesinin havaalanında isminizin Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olması itibarsızlaşmanız için yeterli neden olarak görülebiliyor. Vize ve pasaport kuyruklarında uzun ve bazen kasıtlı sorgulamalara maruz kalabiliyorsunuz. Sırf aidiyetinizden ve mensubiyetinizden dolayı vücudunuzun neredeyse ellenmedik yeri kalmıyor. Bu itibarsızlaştırmaların en sonuncusu Belçika'da yarım saatlik havaalanı sorgulamasıyla Kenan Işık'a reva görülmüştü. Her terör saldırısından sonra camileri kundaklanan, iş yerleri talan edilen, hatta birkaç gün yaşadığı kente sokaklarına çıkamayan insanlardan bahsetmek bile mümkün. Yine bu saldırılar, batılı güçlerin bizim sokaklarımıza bomba yağdırmasının bir mazereti haline dönüşüyor. Bunların yaptıkları ne ahlaken, ne meşruiyet, ne de rasyonel bir kazanım olarak savunulabilecek hiçbir tarafı olmayan eylemler zinciri.
Onun için 11 Eylül'den beri sıklıkla terörle arasına mesafe koymaya çalışan Müslüman ülkelerin din adamlarından siyasetçilerine kadar şunu duyarız. Terörün dini, dili, ırkı yoktur. Nedeni ne olursa olsun terörizm bir vahşettir, kabul edilemez. Her saldırıdan sonra yüz milyonlarca insana tedirginlik yaşatmaya, özür dileyecek noktaya getirmeye kimsenin hakkı yok. Müslümanların kendilerini her taraftan sıkıştırılmış ve çaresizliğe itilmiş hissettiği günümüzde, içimizde bir takım beyinsizlerin işlediği yüzünden hepimizi helak edecek misin ayeti kendisini bir kere daha hatırlatıyor. Vekaletimizi başkalarına vermez, aklımızı başımıza toplar, sorumluluklarımızı yerine getirebilirsek umulur ki helak olmayız. İşin batılılara kalan kısmı, komplo ve günahın onlar tarafındaki bilançosu çok daha kabarık olabilir. Ancak başkalarının günahına bakmaktan kendimize çekidüzen vermeye fırsat bulamadığımız yıllar bizim felaketimizi hazırlıyor, diyor Gazete Habertürk'ten İhsan Bal. Okay Günels'in Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde en zor dava başlıklı bir yazı kaleme almış. Şöyle diyor: bir siyasi mücadelede taraf olmak suç değildir. Siyaset yapmak hiç suç değildir. Siyaset yaparken yasal ve meşru olmayan yöntemler kullanmak, yalan olduğunu ve insanların hayatlarını tehlikeye sokacağını bilerek haber yayınlamak suçtur. Yasal olmayan faaliyetleri bilerek desteklemek suçtur. 28 Şubat davasında siyasetçilerle ve gazetecilerle ilgili iddialar ortaya konulurken bu ayrımların çok düzgün şekilde yapılması gerekiyor. Operasyonların hazırlayıcıları ve uygulayıcıları kendi yaptıklarını postmodern darbe olarak nitelemişler ve bin yıl süreceğini söylemişlerdir. Bu sürece bilerek katılmış, örgütsel yapılar içinde hareket etmiş ve amaca katkıda bulunmak için bilerek suç işlemiş olmanın kriterleri çok net ortaya konulmazsa asıl davanın zarar göreceğini unutmamak gerekiyor. Ergenekon ve Balyoz davalarındaki birçok hassasiyet eksikliğinin yarattığı soru işaretlerinin asıl davalara verdiği zararları herkes gördüğüne göre 28 Şubat için yargı sürecinin nasıl işlemesi gerektiği de kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor, diyor Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde Okay Günels'in. Zaman Gazetesi'nden Ali Bulaç'ın köşesine bakalım. Ali Bulaç, "İdeal ve Real Politiğimiz" başlıklı bir yazı yazmış bugün. İlk pratiğimiz, Türkiye'nin bölgeye verilecek yeni düzende rolünü bölge ülkelerinden Suudi Arabistan ve Katar, küresel güçlerden Amerika Birleşik Devletleri ile ve elbette İsrail ile işbirliği yaparak oynamaya karar vermiş olmasıdır. Bölge partnerleri Orta Doğu'daki inficarın sebepleri arasında yer almaktadır. Petrol zenginliğini sorumsuzca kullanmaları, bölgeye tepeden bakmaları, sonradan görme bir kent ve hayat biçimini empoze etmeleri, Müslümanların kitlesel yoksulluklarına ve sefaletlerine karşı duyarsız olmaları, topraklarını yabancıların askeri işgalini açmaları vesaire. Türkiye'nin seçtiği partnerleri yanlıştır. Türkiye'yi de kendileri gibi yanlışa sürükleyeceklerdir. Suriye tecrübesi bunun trajik örneği oldu. İkinci pratik İran'dır. İran tabii ki sisteme itiraz ediyor. İslam devrimiyle ölü bedenlere ruh üfürdü. Ama şu veya bu zorlayıcı sebeplerle giderek mezhepçi ve milliyetçi çizgiye itiliyor. Bölgedeki etkisini sürdürmek, özellikle Suriye'deki istikamını kaybetmemek için Rusya ve Çin'le beraber hareket ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bölgemize ne kadar hayır hah bakıyorsa Rusya ve Çin de sonuç itibariyle o kadar hayır hah bakar. Bu demektir ki Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmek ne kadar riskli ve hatalıysa Rusya ve Çin'e güvenmek de o kadar riskli ve hatalıdır, diyor Zaman Gazetesi'ndeki köşesinde Ali Bulaç. Radikal Gazetesi'nden Cengiz Çandar'ın köşesine bakacağız şimdi. Cengiz Çandar, "Şam'daki parmak izleri" diyor yazısının başlığında. Beşar Esad'a verilen gereksiz ve cömert primler, bugün Türkiye'nin içine bombalı arabalar ve günahsız insanların kanı olarak geri döndü. Ve Başbakan Tayyip Erdoğan, Orta Doğu'nun gerçekleriyle bir kez daha tanıştı. Nitekim Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda açık yüreklilikle bir itirafta bulundu ve "ben tanıdığım kadarıyla Beşar Esad'ın bu kadar gaddarlaşabileceğini tahmin edemedim" dedi.
açık yüreklilik güzel ama tahmin etmeliydi ve etmeliydiler. Rejimin yapısı bu tahmini yaptırmalıydı. Beşar Esad ve rejimin yıkılmaya mahkum olduğu kanaati Ahmet Davutoğlu'nun zihninde rejimin soğuk savaş kalıntısı yani kullanım süresinin dolmuş olduğu tespitine, bir bakıma stratejik öngörüye ve bunun yanı sıra on binlerce insanın kanına girmiş olarak meşruiyetini yitirmiş ve dolayısıyla ahlaki zemininin yok olmuş olmasına dayanıyor. Bu evet bir yanılgıdır ama vahim bir yanılgı değildir. Esad'ın hızla devrilmesi konusundaki yanılgı izafiyet yani görecelik taşır. 2011, 2012 yerine 2013 ya da 2014'te veya 2015'te devrilip tarihin çöp tenekesine gitmesi çok vahim bir tarih yanılgısı sayılır mı? Asıl büyük tarih yanılgısı Esad'ın devam edebileceği üzerine zar atıp onun daha şimdiden 100 bine yakın insanı öldürmüş olduğunu, birkaç milyon kişinin evini barkını bırakıp hayatlarının mahvolmasına sebep olduğunu unutarak onun yanında saf tutmaktır. Beşar Esad'ı ne Rusya ne de İran kurtarabilir. Onlar sadece onun ömrünü uzatmak adına tarihe direnirken daha fazla insanın ölümüne ve giderek Suriye'nin geri dönülmez biçimde ortadan kalkmasına katkıda bulunacak. Türkiye şimdiden post Suriye'ye hazır olmalı. Yeni Orta Doğu tasarımına kafa yormalıdır. Buysa ancak tarihin bagajlarından arınmış, tümüyle özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye olunduğu takdirde mümkündür diyor Radikal'deki köşesinde Cengiz Çandar. Yeni Şafak gazetesinden İbrahim Karagül, Hizbullah'ın bittiği andır başlıklı bir yazı yazmış. 2006 Temmuz ayında İsrail'e karşı 33 gün savaşan Hizbullah nerede? O günün Hizbullah efsanesi, o günün Nasrallah'ı nerede? Bir zamanlar İsrail askeri gücünün büyüsünü yok ettiği gibi bugün Suriye konusundaki tavrıyla kendi büyüsünü yok ediyor. İsrail'le savaşanlar silahları Müslümanlara doğrulttu, İslam dünyasına doğrulttu. Orta Doğu'nun çürümüş rejimlerinden birine destek için bir efsaneyi yok etti. Özgürlük mücadelesi verenler, özgürlük mücadelesi verenlerle savaşır hale geldi. Baas rejimi adına savaşmak halkların özgürlüğünden daha baskın çıktı. Hizbullah hep şikayet ettiği rejimlerden biriyle halk arasındaki tercihte silahlarını yanlış hedeflere doğrulttu diyor Yeni Şafak'taki köşesinde İbrahim Karagül. Sabah gazetesinden Süleyman Yaşar'ın da köşesine bakalım. Süleyman Yaşar, Türkiye maliyesi 200 yıldır hiç bu kadar zengin olmadı diyor. Türkiye'de devlet 1800 yılından bugüne 6 defa borçlarını ödeyemeyerek yeniden yapılandırıldı. Devletin maliyesi hep endişe kaynağı oldu. Bu defa hafta sonunda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın açıkladığı verilere göre 200 yıldır ilk defa devletin net dış borcu kalmadı. Hatta devletin ilk defa 25 milyar 920 milyon dolar net dış varlığı oluştu. Peki ne anlama geliyor yaklaşık 26 milyar dolar tutarında net dış varlık? Şu anlama geliyor. Devletin dış borçlarından döviz varlıklarını çıkardığımızda devletin elinde yaklaşık 26 milyar dolar fazla varlık kalıyor. Ve böyle bir duruma Türkiye'de 200 yıldır ilk defa rastlanıyor. Bazıları Türkiye'nin bölüneceğini, hatta kafalarda bölündüğünü iddia ediyor. Oysa maliyesi son 200 yılda bu kadar zenginleşmiş bir devletin bölünmesi mümkün olamaz. Çünkü kamu hizmetlerini yeterli olarak veremeyen devletler bölünür. Halbuki Türkiye'de son 10 yılda 200 yıldır en sorunlu kamu hizmetlerinden olan sağlık ve eğitimin miktar ve kalitesi hızla arttı. Sağlık ve eğitim hizmeti kapsamı dışında kalan fakir çocuğu kalmadı. Anlayacağınız Türkiye son 200 yıllık tarihinin en zengin dönemine ulaştı. Hal böyleyken Türkiye'nin elitleri eski statülerini kaybettikleri için Türkiye bölünüyor endişesini yaymaya çalışıyor. Sakın inanmayın, Türkiye bölünmüyor. Tam aksine zenginleşen kamu maliyesiyle her bölgeye eşit kamu hizmeti götürerek bütünleşiyor demiş
Sabah gazetesindeki köşesinde Süleyman Yaşar.